Merhaba, ben Ufuk. Biliyorum bu bölümü çekmeyeceğimi tahmin ediyordunuz ama çektim. Bunu sizin için yaptım. Bu bölümde kesinlikle size aşk büyüsü tarifi veriyorum. Bu sıralar gerçekten kendimi aştığımı düşünüyorum. Çünkü hem tarot falı bakmaya başladım hem size şu an aşk büyüsü veriyorum. Bence ileride daha güzel videolarda göreceksiniz. Bu arada bu yapacağınız aşk büyüsü birisini kendinize aşık etmek için değil, tamamen aşkı ve hayalinizdeki insanı kendinize çekmek için. Bunun da nasıl olduğunu tabii ki birazdan öğreneceksiniz. Başkalarını kendinize aşık etmek için yapılan büyüler de var. Fakat Witchcraft'ta, Wiccanlık'ta, Wicca'da daha doğrusu 3 katı kural diye bir şey vardır. Eğer bununla ilgileniyorsanız, inancınız bu yöndeyse bunu duymuşsunuzdur. Daha önce duymadıysanız, ilk defa denk geliyorsanız öğrenin diye düşünüyorum. Ne yaparsanız iyi veya kötü size 3 katı geri döner. Veya ne yaparsan yap, başkasına zarar vermeden yap diye bir kural vardır. Bu da aslında bizi tamamen karma inancına bağlıyor. Yani tamamen karma ile alakalı bir olay. Zaten başkasını zorla kendine aşık ettirmenin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü etkileri ve sonuçları cidden çok ağır oluyor. Önermiyorum da. Ben denedim. Deneyimledim. Hala acısını çekiyor olabilirim. Hala bunun etkilerini görüyor olabilirim. Neyse, konumuza dönecek olursak eğer bu konuya yeni başladıysanız ya da bu videoya ilk defa denk geldiyseniz, yapımı gerçekten çok kolay ve basit olacak. Fakat şöyle bir şey var. Buna tamamen inanmalısınız. Gönülden yapmalısınız. Ve tüm inancınızla yapmalısınız. Yani burada biraz çekim kuvveti uygulayacağız. Çekim enerjisini uygulayacağız. Size bu büyüyü kendi güzel galaksi desenli büyü kitabından okuyacağım. İçinde çok güzel büyüler var. Hatta en başta olanı bir de göstereyim size. Belki bunu da bir sonraki videoda çekebiliriz. Şöyle ucundan aynalı ebedi güzellik büyüsü diye bir şey var. Süper bir şey. Üf diyorum. Ama biz bu bölümde aşkı kendinize çekmek için büyülü çanta yapacağız. Bu büyü herhangi bir ay evresinde yapılabilecek. Çok kolay bir büyü, çok basit bir büyü. Dediğim gibi başlangıç seviyesinde bir büyü zaten. Bunun için gereken malzemede sadece amber taşı ya da kehribar taşı dediğimiz taş, ikisi de aynı şey. Ve kırmızı ipek çanta veya kırmızı bir kumaş. Amber taşı ya da diğer adıyla kehribar taşını size şöyle göstereyim. Canlısını gösteremiyorum çünkü çok pahalı. Bugün almak istedim size göstermek için canlısını. Ama alamadım. Çünkü çok pahalı. Yani şu civarda şöyle şu kadar, belki daha ufak, bu kadar bile şu kadar falan. Yok yok. Şu kadar. Aynen şu kadar ve küçük bir kehribar. Amber taşı yaklaşık 65-70 liraydı. Eğer doğal taş bulamazsanız, nereden bulacağım diyorsanız, bütün doğal taş satan yerlerden ya da Google denen şeye amber taşı, kehribar taşı yazarsanız biliyorum ki binlerce cevap alacaksınız. Nerede satıldığıyla alakalı önünüze bir sürü seçenek çıkacaktır. Bunun da cevabını vereyim. Ve başlamadan önce, ben Müslümanlığa inanıyorum, ben Hristiyanlığa inanıyorum, ben Yahudiliğe inanıyorum. Benim inancım bir kanlık değil, ben cadı değilim. Bu büyüyü yapabiliyor muyum diyorsanız, hayır. Çünkü inancınız şu anda bunu desteklemiyor. İnancınıza göre cehenneme gidebilirsiniz. İçiniz rahat etmeyecekse yapmayın. Ama bana sorsanız, kötü bir şey değil. Tamamen çekim yasasını uyguluyoruz. Sadece biraz araya hile karıştıracağız. O yüzden bence yapabilirsiniz. Ama yaratıcınıza göre yapamazsınız. Böyle de kafanızı karıştırıp ortadan çekiliyorum. Amberin çekim gücü antik çağlardan beri biliniyor. Miletos, kehribarın yani amber taşının çekiciliğini fark ediyor ve ona bir ruh, yaşam atfediyor. Bu yüzden bu değerli taşın taşıyıcısına ruh eşini çekebileceği yönünde bir efsane gerçekleşmiş zamanında. Bu amber taşını kullanmamızın nedeni bu. Kırmızı kumaşın kullanmamızın nedeni ise tamamen çekiciliği ve
aşkı, şehveti ifade etmesi, sembolize etmesi. Nasıl yapılacağına gelecek olursak. Öncelikle aldığınız doğal taşı musluğun altında, akan suyun altında bol suyla yıkıyorsunuz. Ruh işinizde sevmek istediğiniz insanda aradığınız nitelikleri, özellikleri bir kağıda yazın. Boş kağıt olabilir, herhangi çizgili kağıt olabilir, kareli defter kağıt olabilir. Herhangi bir kağıt, kağıt denilebilecek herhangi bir şeye bu nitelikleri, özellikleri yazıyorsunuz. Aynı zamanda bu özellikleri gölgeler kitabınıza da yazabilirsiniz. Eğer aradığınız kişinin özelliklerini, niteliklerini gölgeler kitabına yazarsanız aslında sizin için çok daha faydalı olur. Gölgeler kitabı nedir diye soracak olursanız eğer kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Çünkü bu konuyla alakalı çok detaylı bir video çektim. Kehribar taşını yıkadıktan sonra ve nitelikleri herhangi bir kağıda ya da defter gölgeler kitabınıza yazdıktan sonra kehribarı yastığınızın altına koyun ve uyuyun. Ertesi sabah uyandıktan hemen sonra taşı elinize alın. Kalbinize yakın bir şekilde tutun. Ve bunu yaparken duygularınıza kesinlikle dikkat edin. İçinizde derin bir sevgi barındırmaya, o sevgi duygusunu hissetmeye çalışın. Sanki ruh eşiniz yanınızdaymış gibi onun özellikleriyle beraber imajine edin, gözünüzde canlandırın. Ve bunu yaparken onun size verdiği gerçek aşkı, gerçek duyguyu ve doyumu hayal edin. Sanki o anda onunla berabermiş gibi hani bu doyuma ulaşın, bunu kafanızda görselleştirin. Daha sonra kehribarı ipek çantanıza ya da kırmızı kumaşa sarıp yanınızda taşımaya başlayın. Cebinizde ya da kalbinize yakın bir yerde durursa daha çok etkili olacağına inanıyorum bu arada. Bir hafta boyunca yanınızda taşıyın ve yatmadan önce hemen yastığınızın altına koyup uyandığınızda aynı şekilde o görselleştirme ve hissettiğiniz duyguyu ritüelleştirin. Her sabah tekrarlayın. Bunu yaparken taşı tamamen kalbinize yakın tutun tabii ki de. Bunu yaptıktan sonra eminim çevrenizdekilerin de size olan tepkileri, davranışları çok farklı olacaktır. Çünkü büyük bir sevgi enerjisi yayacaksınız. En kısa sürede aşkı, sevgiyi ve aradığınız nitelikteki insanı çekebileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki bunun olmasında, bunun gerçekleşmesindeki en büyük etken yine sizsiniz. Bu yüzden bunu inançlı yapmak zorundasınız. Eğer sizi motive edecekse bu ritüeli ilk yaptığınız zaman bir kırmızı mum yakabilirsiniz ve enerjinin daha da yoğunlaşmasını sağlayabilirsiniz. O zamana dek bu taşı, alacağınız taşı kalbinizde yakın taşımaya devam edin ve sevgi enerjisini, aşk enerjisini kendinize doğru çekin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size cidden anlatabileceğim en basit aşk büyüsünü, aşk ritüelini anlattım. Kedilerim kavga ediyor şu an. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan arada çekilişler yapıyorum. Ve bu arada tarot falı için haftada 5 kişi alıyorum. Umarım denk gelirsiniz. Çünkü size fal bakmayı çok isterim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi, hepinizi çok seviyorum. Umarım en yakın zamanda ben dahil hepimiz aşkı bulabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Sevgilerle.